Evet. Sevgili Hayatımız Arapça YouTube kanalının öğrencileri. Bugün Arapça İlahiyat 2. sınıf ön lisans 2019 2010 pardon 2017-2018 yılı dönem sonu yani final sınav sorularını 2. sınıf sınav sorularını sizler için çözmeye başlıyoruz. Birinci sorumuz misal fiiller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Sevgili öğrenciler, önce misal fiiller ne olduğunu bilirsek cevabımız zaten çıkar. Misal fiil, faul fiili illetli olan fiildir. Faul fiili illetli olan fiildir. Orta aynül fiili illetli olan fiile ecvef fiil diyoruz. Lamul fiili illetli olan fiile nakıs fiil diyoruz. Lamul fiil ya da aynül fiil, faul fiil ya da lamul fiili illetli olan fiile de lefi fiil diyor. Dolayısıyla doğru cevabımız budur. B şıkkı. Aşağıdaki fiil çekimlerinden hangisi emri hazır kipindedir? Emri hazır. Emri hazır nedir? Ene nefsi mütekellim, hüve gaib, hüme gaib, nehnu nefsi mütekellim me'al gayr. Dolayısıyla ne diyor arkadaşlar burada? Hangisi emri hazır? O zaman ente, enti karşımızdaki kişi. Cevabımız enti firri, sen kaç, firar et. Nedir? Cevabımız bu. Muhatap ne diyor bakın? Emri hazır kipi. Emri hazır nedir? Karşımızdaki sen, siz ikiniz, sizler. Bayan ya da erkeğe verdiğimiz emre emri hazır diyoruz. Eğer o dediğimiz şahıslara, o ikisi onlara ve emir veriyorsak ona emri gaib diyoruz. Üçüncü soru, es-süel-i seris. Uridu, istiyorum en nokta nokta ile beytike. Uridu, en tezhebu olmaz çünkü bu en fiili muzayir nas eden bir edattır ve mastar manasıdır. Entezhebune de olmaz, nunun düşmesi lazım. Entezhebine de olmaz, nunun düşmesi lazım. Enezhebu de olmaz, neden? Ötre. O zaman doğru cevabımız arkadaşlar, enezhebe olması lazım. Neden? Fiili muzayın son harfini de nasb ediyor. O zaman cümlemizin manası ne olur? Uridu enezhebe ile beytike, evine gitmek istiyorum diyor. Es-sual-i rabi'a, dördüncü sorumuz. Hünne nokta nokta rabbehünne fissabahi rabbehünne fissabahi vel mesai. Hünne onlar, dördüncü soru, hünne onlar rabbehünne fissabahi vel mesai. Burada de'a birinci kalıptan bir fiildir. De'a. Yukarıda cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru formu aşağıdakiler hangisidir? Bakın hünne, o zaman hünne ne olur arkadaşlar? Hünne yed'ûne rabbehünne fissabâhi vel mesâi. Hünne yed'ûne. Onlar nedir? Akşam, sabah Rablerine dua etmektedirler. Dua ederler. Dolayısıyla nedir? D şıkkı. Beşinci sorumuz. Ene talibetün müştehidetün. Ben çalışkan bir öğrenciyim. Tabi talibetün müştehidetün kız öğrenci. Cümlesinin leyse ile olumsuz şekli aşağıdaki. Biliyorsunuz leyse olumsuz yapar. Ben çalışkan bir kız öğrenci değildir diyeceğiz bakın. O zaman les leyset o kız değildir. Olmaz. Leystü olacak. Bakın. Lesne zaten atarız bunu. Çünkü biz değiliz olur. Lestü evet. Leyset o da değildir. İki tane leyset, bir tane lesne, iki tane lesu. Şimdi buraya bakalım. Lestü ismini ref haberin nasb eder. Yani inne ve kardeşin tersini. Yani ve kardeşin ismini nasb. İsmini ref haberi nasıl eder? Buradaki isim nedir? Ene. Talibeten, müştehideten, ben çalışkan bir öğrenci değilim diyoruz. O zaman doğru cevabımız nedir arkadaşlar?
B. Altıncı soru. En ezhebe ilel medineti fissabahi. Yukarıdaki cümleyi sabah şehre gitmem imkansızdır. O zaman minel müstehili diyeceğiz. Minel sahibi zordur. Minel mutevakkai mümkündür. Minel sehli kolaydır. Minel muhtemeli muhtemeldir. O zaman minel müstehili müstehil. Yani mümkün değildir. O zaman yani zor. Evet, kâne ve grubu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bakın, hangisi doğrudur? Kâne'nin ismi daima merfu, haberi daima mansup olur. Doğru cevabımız nedir? O olması lazım arkadaşlar. Diğerleri ne gerek yok. Çünkü ismi daima merfu, haberi daima mansup olur. Doğru cevap %100 budur yani. Hel teş'uru bil gurbeti? Sekin soru. Fi Türkiye. Türkiye'de gurbeti hissediyor musun? Burada na'am ve la ile. Şimdi A şıkkına bakıyoruz. Dedik ki hel ile sorulan sorunun cevabı na'amdir ve la'dir. Evet, Türkiye'de gurbet hissediyorum ya da la hissetmiyorum, vatanımdaymışım. Na'am, evet, eş'uru bi elemin fi batni. Karnımda bir ağrı hissediyorum, acı hissediyorum. Cevabımızla ilgisi yok. La ke'enneni, sanki ben fi vatani hüne. Hayır, sanki ben vatanımdaymışım gibi. Burada sanki vatanımdaymışım gibi hissediyorum. Dolayısıyla doğru cevabımız bu. Na'am eş'uru bi suda'in hüne. Evet, burada bir baş ağrısı hissediyorum. Eş'uru ahyanen, ara sıra hissediyorum bil cu'i hüne. Burada arada sıra açlık hissediyorum. La eş'uru hüne, burada hissetmiyorum bil berdi, soğuk hissetmiyorum. Elhamdülillah, Allah'ım. Cevabımız bu arkadaşlar. Hayır, kennemi fi vatani hüne. Hayır, bir açlık hissetmiyorum, bir gurbetlik hissetmiyorum. Çünkü ben burada vatanımdaymışım gibi hissediyorum. Es-sual-i tâsiye, dokuzuncu soru sevgili öğrenciler. Efhemu minin kelamike, sözünden anlıyorum. El mevdu'a muhimmun cidden. Nokta nokta. Yukarıdaki yani el mevdu'a konu muhimmun cidden. Konu gerçekten mühimdir, önemlidir. Boş bırakılan yere aşağıdakiler hangisi getir? Şimdi leyse el mevdu'a leyse, o zaman el mevdu' olması lazım. Esbaha el mevdu' olması lazım. Sare el mevdu' olması lazım. İnne olabilir ama cümle içinde geldiğinde sevgili arkadaşlar enne olması lazım. Aslında inne ve enne aynı şey ama inne cümlenin başında, enne cümlenin ortasında gelirse, dolayısıyla doğru cevabımız C. İkisi de hiç şüphe yok ki muhakkak ki anlamı taşır. Sare oldu, esbaha sabahladı ya da işte كَانَ الْبَلَدُ صَغِيرًا أَصْبَحَ كَب۪يرًا كَانَ طَالِبًا أَصْبَحَ صَارَ طَب۪يبًا gibi. 10. soru. Cami'atüne, bizim üniversitemiz, اَكْبَرُ جَامِعَةٍ, en büyük üniversitedir fil alem, dünyada. عَدَدِ طُلَّابِ. Şimdi boş bırakılan yere leyte keşke diyor. مِنْ حَيْثُ yönünden, yebdüen görünüyor, öyle anlaşılıyor ki, yazharuen görünüyor, ki enne sanki. O zaman arkadaşlar ne diyeceğiz buraya? Cemiatüne, üniversitemiz, ekberu cemiatin, en büyük üniversitedir fil alem, dünyada, min haythu adedi tullab, öğrenci sayısı bakımından üniversitemiz dünyada en büyük üniversitedir. Yani hangi yönden? Min haythu diyoruz. Yönünden, ne yönünden? Öğrencilerin sayısı yönünden. 11. soru. Hazihi nokta nokta kıssatin karatuha fi hayati. Hayatımda okuduğum hikayedir. Ne diyeceğiz? Fudla olmaz arkadaşlar. Hüsne olmaz. E'le olmaz, en yüksek. Ehsenu, bakın, bu hayatımda okuduğum en güzel hikayedir demek için
Ne diyoruz? Ahsenu. Ahsenu kıssatin. Ahsenu kıssatin. Ef'alu vezinde geliyor bu. Ef'alu. Ahsenu kıssatin. En güzel hikayedir. Asbahu da sabahlamak konumuzla ilgisi yok. 12. soru. El-hurriyetü ecmelü şeyin fil alemi. Dünyadaki en güzel şey hürriyettir diyor. Dünyana yani veya özgürlük, hürriyet dünyadaki en güzel şeydir. Bunu böyle anlamlandırınca cevabımız ne olur arkadaşlar? E olur. Özgürlük dünyadaki en güzel şeydir. Mukabeletün sözcüğünün üçlü kökü sırası formu yani aşağıdakilerden hangisidir? Mukabele. Mukabele tabi kabile. Kabile. Bakın o zaman kabile bu. Kale dedi. Lakabe lakaplandırdı. Belaka farklı. Kalebe çevirdi, devirdi. Neyse esas bu. Kabile ve kabile karşılaştı, kabul etti gibi. Mukabele de karşılıklı yapılan şey anlamında arkadaşlar. İşte Ramazan ayında ne yapılıyor? Mukabele yapılıyor. Nedir? Karşılıklı Kur'an-ı Kerim okunuyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerinden bir tanesi. Evet. 14. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi iki harf eklenen bir mezit fiil kalıbında çekimlenmiştir? İki harf ekleniyor. Bakın iki harf eklenen bir mezit fiil. Kesebe, bakın, istiğfara, isteezene, tabi'a, isteqale. Arkadaşlar şöyle bir dikkat edelim. İktesebe, bakın, aslında bu fiilimizin aslı nedir? Kesebe. İki harf eklenmiş, elif ve te. Burada gafara, bakın, bir, elif bir, sin iki, te üç. Burada ezine, ezine, S, T ve Hemze. Üç harf eklenmiş. Burada bir harf eklenmiş. Tabi'a. Tabi'a, tabi'a. Burada da üç harf eklenmiş. Dolayısıyla iktesebe doğru cevabımız sevgili öğrenciler. Aşağıdakilerden hangisi me hivayetüke sorusuna yani hobin nedir sorusuna verilebilecek anlamlı ve uygun bir cevap değildir. Bakın, me hivayetüke es-sibahatü, yüzme, hobim yüzmedir. Me hivayetüke el-kıraatü, okuma, yani benim hobim okumadır. Me hivayetüke el-kadimetü, gelen. Me hivayetüke es-seferü, yolculuk. Me hivayetüke es-saydü, avcılık. Dolayısıyla el-kadimetü diye bir hobi yok. Cevabımız C oluyor. İstiğmele fiilinin 16. soru. Muzari formu aşağıdakilerden hangisidir? İste'mele arkadaşlar yeste'milu olur. İste'mele yeste'milu. Yeste'melu olmaz. Yeste'mele olmaz. Yusti'milu olmaz. Yeste'melu olmaz. Yani istef'ale yestef'ilu. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar E. Naam, a'cebeni hazel fustan. Evet, bu entari hoşuma gitti. Naam, evet, a'cebeni hoşuma gitti hazel fustan. Bu fıstan hoşuma gitti. Yukarıdaki cümle aşağıdaki soruların hangi soruların yanıtıdır? Hangi sorunun yanıtıdır? Hel a'cebeki hazel fustan, bu fıstan, bu entari hoşuna gitti mi? Evet, hoşuma gitti. Hel hazel fustan, bu pam... Entari pamuktan mı? Bak bu sorunun cevabı bu değil. Çünkü evet bu pamuktan demiyor. Limaze yu'cibuke hazel fustan? Niçin bu entari hoşuna gidiyor? Yine bu sorunun cevabı bu değil. Hel te'arifu ennel fustane acebeni? Entarin hoşuma gittiğini biliyor musun? Bu da cevap değil. Me ra'yuke fi hazel fustan? Bu entari hakkındaki görüşün nedir? Sorusunun cevabı tam değildir. Yani olabilir ama tam değildir. Esas tam olan hel acebeki hazel fustan. Bu fistan hoşuna gitti mi? Evet. Bu fistan entari hoşuma gitti.
18. soru. Ene eştâku. Ene eştâku nedir? Nokta nokta eyyâmil medreseti. Arkadaşlar eştâku fiili, tamam, ile ile kullanılır. Eştâku ile. Neyi özlüyorum? Okulun günlerini, okul günlerini ile. Min dendan ale üzerinde fi deda an yine bir şeyden uzaklaşma ifade ediyor. Ama bu oraya yaklaşma ile, yani okulun günlerini özlemek anlamda. 19. soru. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi tefekkere fiilinin ismi faili? Tefekkere, tefekkere, mütefekkirun. Tefekkere, mütefekkir. Evet, mütefekkir. Yani Türkçe'de de kullanılıyor arkadaşlar mütefekkir. Cevabımız D. Müfekkirun demiş. Halbuki nedir? Tefekkere, yetefekkere, mütefekkirun. Son sorumuz. Ene nokta nokta ile hazel ameli. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki fiillerin hangisi doğru şekilde tamamlar? Hangisi tamamlar? Yani diyor ki ben bu işe dönerim, dönüyorum. Öttü döndüm. E'udu döneceğim. Bak. Ade döndü. Şimdi en var olduğu için, başında en olduğu için arkadaşlar en fiili muzariden önce gelir ve fiili muzarinin son harfini nasb edip mastar manası verir. Onun için en e'ude ile hazel ameli doğru cevabımız. Veriyoruz. Bu soruyla 2017-2018 ikinci sınıf final sınavı Arapça sorularının cevaplarını vermiş olduk. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.